hakaret suçunu uzlaştırma kapsamından çıkarıp ön ödeme kapsamına alıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Vatandaş yediği hakaretle kalacak, parayı da devlet alacak. Böylelikle vatandaş birbirine sövdükçe vergimatik Mehmet ve tasarruftan muaf muktedirler de bir soluk yeni bir makam aracı daha alabilecek. Sevgili trollerimiz artık vergimatik Mehmet'in havuzunda kalacak, bir vergi oluşacak. Bu da bir nevi sövme vergisi olarak tarihimize geçecek. Başka neyi getiriyor bu paket? Hukuk tanımamazlığı getiriyor, hukuk tanımamazlığı gösteriyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının devamlı surette çiğneme iradesini ve onları uygulamamak için nasıl anayasaya takla attırıldığını gösteriyor. Hatırlayınız, baroları ele geçiremeyince bir düzenleme yapmışlar, paralel barolar oluşturmuşlardı. O iki numaralı etiketin parti devletinin il ve ilçe başkanlarına, milletvekillerine ve bakanlarına yaranabilmek dışında bir getirisi daha olmalı. Yani bir duygusallığı daha olmalı. Ne yaptılar? Dediler ki adli yardım ödeneğinin %40'ı o ildeki barolar arasında eşit olarak dağıtılır. Kalanı da üye sayısına göre pay edilir. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu yağmaya dur dedi. Şimdi saray beylerine yapıyor. 40 olmadı madem, 30'u dağıtılsın diye yeni bir düzenleme yapıyor. Yargı paketi adı altındaki anayasayı yarma harekatları böyle devam ediyor ve bununla da bitmiyor. Anayasa Mahkemesi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin adalet müfettişleriyle ilgili olan düzenlemesini biliyorsunuz iptal etmişti. Yüksek Mahkeme anayasa açık, bunlar kanunla düzenlenir dedi. Şimdi sarayın beyleri ne yapıyor? Kanun değişikliği ile adalet müfettişlerinin çalışma yöntemleri, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesine imkan tanıyorlar. Bu zeka doğrusunu isterseniz ayakta alkışlanır. Ve bu kurnazlığa da ancak şapka çıkartılır. Tabii ki bitmedi. Anayasa Mahkemesi kadının kendi soyadını kullanma hakkının engellenmesiyle ilgili de iptal kararı vermişti. Sarayın beyleri diyor ki sen bu kararı veremezsin. Neden? Aile bütünlüğüne zarar verir. Çünkü çocuk hangi soyadını kullanacağını bilemez. Gerekçesi vallahi böyle. Yahu Türk ailesinin bütünlüğüne, Türk milletinin birliğine en onulmaz zararları veren sizlersiniz. Medeni kanunda nasıl ki erkeğin soyadı ile ilgili bir madde yoksa, kadının soyadı ile ilgili bir madde de olmamalıdır. Kadının soy ismiyle aile bütünlüğü bozulmaz. Bozulursa sizin antisosyal politikalarınız da bozulur. Ekonomiyi yönetememenizle, kadına karşı şiddeti alenen teşvik etmenizle bozulur. Çocuklarımızı merdiven altı tarikatların kucağına atmanızla, onlara sahip çıkmamanızla bozulur. Kadınlarımızla ilgili asıl sorunu söyleyeyim. Mavi gözlü bozkurt Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Ülkemizde ise gün geçmiyor ki bir kadın cinayeti işlenmesin. Son 7 ayda 218 kadın cinayeti işlendi. Şiddetten kaçan birçok kadın çantasındaki koruma kararı ile can verdi. Caydırıcı olmayan cezalarla günü geçiştiren, ciddi hiçbir tedbir almayan, mevcut koruma tedbirlerini bile kaldırmaya teşebbüs eden zihniyet bu cinayetlerin ortağıdır.
Artık yeter. Kadınlarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Bu milletin kürsüsünden sesleniyorum. Anayasayı delme manevralarından vazgeçin. Asıl sorunlarımıza, bu ülkenin can yakan problemlerine kafa yorun. Gelin kadın cinayetlerini sonlandırmak için el birliğiyle çalışalım. Göz göre göre devam eden bu vahşete de son verelim. Bir taraftan Türkiye yüzyılından bahsediyorsunuz, diğer taraftan 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşanmaması gereken ne varsa yaşanmasına seyirci kalıyorsunuz. Garabetlerinizden ve aymazlıklarınızdan yorulduk artık. Defolun gidin. Millet de kurtulsun, kadınlar da kurtulsun. Değerli dava arkadaşlarım, bu paketin sihirleri bitmiyor. Bize başka ne gösteriyor?